Zihinsel odaklanma probleminiz varsa, yani dikkatinizi bir konuya veremiyorsunuz böyle, bunun için e, Reyhan, hatırlama gücünüzü, performansınızı artıracaktır. Bir defa bak, sayısal değerlerini vereyim. Evet hocam. Reyhandaki omega 3 yüzde 48. Bunlara yağ asiti omega olarak 3. baktığınızda bak omega 3 yüzde 48, omega 6 yüzde 21, oleik asit ki zeytinyağının neredeyse yüzde 48'i oleik asittir. Oleik asitte yüzde 13. Bu yağlar doğrudan beynin fonksiyonel çalışabilmesi için birinci derecede önemlidir. Yani işte bunun için Reyhan'ı çiğnediğiniz zaman yani doğrudan beyne intikal edebiliyor. Ee, onun için Reyhan'ı ben hararetle tavsiye ederim. Hele hele bu e, hatırlama gücü, çocuklarınızda dikkat dağınıklığı söz konusuysa beyinsel performansınızı artırmak istiyorsanız evet, bunun için Reyhan. Bir başka şey var bunun içerisinde. Metil çavikol diye bir etken madde var. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şimdi tabiatta hiç bu... Hiç, e, e, nasıl söyleyeyim? Bir dakika. Ya Rabbi. Tamam. Reyhanı çiğnemeye başladığınız zaman bak... ...tarçın tadını alırsınız. Anason tadını alırsınız... Yani başka burada kekik, lavanta tadını algılarsınız. Yani ayırt edersiniz bunu. Şimdi bütün bu lezzetler bütün bu lezzetler nereden kaynaklanıyor? İşte doğadaki bitkilerin içeriğindeki farklı kimyasallardan. Anason tadını da alıyorsun. Rezene tadını da alıyorsun. Çünkü bu saydığım işte kekik olsun, anason olsun, rezene olsun, tarçın olsun, lavanta olsun. Onların uçucu yağlarının hepsi bunda var. Onun için o lezzeti alıyorsunuz. Ama e, özellikle zihinsel odaklanmada, dikkat dağınıklığında hemen hissedersiniz zaten. Yani bir on dakika sonra Reyhan size bu farkı gösterdiriyor. Evet.